Merhabalar gençler. Şimdi bu videomuzda da katı cisimleri artık iyice öğrenmeye başlıyoruz. Asıl öğrenme kısmı şimdi başlıyor dostlar. Her soruda daha da güzel öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Çözülen her sonu yeni bir bilgidir. Bu da bizim sloganımızdı biliyorsunuz dostlar. Hadi vira bismillah birinci soruyla başlayalım. Şimdi diyor ki şekil 1'de. Silindir şeklindeki kap yarısına kadar su ile doludur. Tamam. Şimdi ben buradaki suyun hacmini hesaplamak istesem ne yapacağım dostum? Bunun taban yarıçapını bilmek zorundayım. Bilmiyorum. R diyelim. Neydi prizmanın hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik. Yarısına kadar su olduğu için yarısının hacmini hesaplayacağım o halde. Taban alanı pi r kare diyeceğiz. Çarpı yüksekliği de h olarak alacağız. Yarısının yüksekliğini aldım sadece. Şimdi bu kardeşim bizim suyumuzun hacmi. Suyun hacmini bulduk. Peki devam. Şekil 2'de tabanına koni bulunan aynı boyuttaki kaba boşaltılırsa suyun yüksekliği kh oluyor. Buna göre k kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Bak şimdi buradaki kabın içinde ne var hocam? Evet bir miktar su var ama aynı zamanda bir de koni var kardeşler. Şu kısmın hacmi yani şu mavi gördüğünüz şuraya kadar kh yüksekliğindeki kısmın hacmi sadece suyun hacmi değil. Artı bir de koninin hacmi var dostlarım. Biliyorsun katı cisimlerde kabın içine atılan cisim hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Demek ki şurada yükselen sıvının hacmi aslında şurası yani bizim konimizin hacmiymiş. Hani şuraya kadar yükseldi ya dostlarım suyumuz. Şurada yükselen miktar neyse artık bu koninin hacmi kadar yükselmiş demektir dostlarım. Tabii biz bunu şöyle çözeceğiz. Şuradaki kısmın, mavi kısmın hacmini hesaplayacağız. Bunun içinde neler var diyeceğiz. Su ve koni var. Dolayısıyla buradan cevabı da bulacağız dostlarım. Peki şuraya kadar olan silindirin hacmi. Taban alanı değişmedi yine r, pi r kare. Çarpı yüksekliği artık k çarpı h oldu yüksekliğimiz. Böyle yazalım. Şimdi ben şuranın tamamının hacmini buldum. Peki ne vardı hocam bunun içinde? 1. Suyun hacmi var. Yani pi r kare h var. Artı bir de koninin hacmi var. Koninin hacmini yazarken dikkatli olun. Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliği bunun da h bölü 3'ü unutmayın dostlarım. Haydi düzenleyelim burayı şimdi. Şurası 3 tane buradan geliyor. 3 pi r kare h. Bir tane de buradan 4 tane pi r kare h bölü 3. Burası da pi r kare h çarpı k. Pi r kare h'ları silelim mi? Bakın k ne çıktı? 1 bölü 4 bölü 3 geldi buradan. K dediğimiz şey. 4'ü az daha 4'ü de siliyorduk ha. Cevap Adana'dan geldi dostlarım. Evet. İkinci sorumuz. Bu böyle ÖSYM katı cisimlerin içinde sıvı bulunan soruları seviyor kardeşlerim. Katı cisimlerin içine su koyuyor. Bu tarz değişik değişik bir sürü soru hazırladım ben. ÖSYM'nin sevdiği her sorudan bol bol koymaya çalıştım. İşte bu da yine görüyorsunuz az önceki gibi içinde sıvı bulunan bir kap. Ve burada da şöyle bir işlem yapmış. Kabı ters çevirmiş. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir hamledir bu. Kabı ters çeviriyor, yana yatırıyor, yeni yüksekliğini soruyor falan. Şimdi bakalım burada neymiş olay. Yüksekliği 5 santim ve tamamı su dolu silindir. Bak şimdi yüksekliği 5 tamamı da su dolu. O halde gelin buradaki suyun hacmini bir hesaplayalım. Yarıçapa yine R diyelim bilmiyoruz çünkü. Taban alanı pi R kare olur. Çarpı yükseklik 5. İşte bu kardeşim suyun hacmi yine. Suyun hacmi. Tabi aynı zamanda tamamı dolu olduğu için silindirin. Silindirin de hacmi diyebiliriz tabii ki dostum. Ama beni şu anda suyun hacmi olması ilgilendiriyor. Sonunda diyor ki aynı yarım küre tabanları çakışacak biçimde birleştirilmiş. Şekil 1'den 2'ye getiriyorsun. Bak döndürdün. Şimdi kapalı kap olduğu için içindeki sudan azalma yok. Şu andaki suyun da hacmi dostum yine 5 pi r kare. Peki burada ne var hocam? Buradaki suyun hacminde ne var? Bak bir yarım küre var. Yarım küre dolusu su var. Bir de 11 bölü 3 yüksekliğindeki silindirdeki su var diyelim. Silindir suyu. İşte bu ikisinin toplamı
yine benim tüm suyumun hacmine eşit. Yani 5 pi re kareye eşit. Peki şurayı toplayalım şimdi. Önce yarım kürenin hacmini hesaplayalım. Bak buraya r diyelim. 4 bölü 3 pi re küptü. Bu kürenin tamamının hacmi. Yarım dediği için bölü çarpı 1 bölü 2 diyelim. Yarısını bulmuş olalım böylelikle. Artı bir de şuradaki silindirdeki suyun hacmi var. Onun da alanını hacmini hesaplayalım. Taban alanı pi re kare. Yüksekliği 11 bölü 3'müş dostlarım. Bakın bunu da bulduk. Ve bunların toplamının neye eşit olduğunu biliyoruz. 5 tane pi re kareye, yani suyun hacmine eşit olduğunu biliyoruz dostlarım. Hadi bir toparlayalım şimdi burayı. Bir kere şu pi'leri komple silelim. Şimdi re kareleri silelim. Burada r kaldı. Re kareyi silelim. Geriye ne kaldı şimdi? Burada 5. Burada 4 bölü 6. 1 bölü 2 ile çarpmayı unutmayın. Artı burada da o, hatta bir de r var değil mi? Burada r'yi de unuttuk bak. Burada bir de 11 bölü 3 var. Şimdi 11 bölü 3'ü bu tarafa atalım. 5 eksi 11 bölü 3 eşittir 4r bölü 6 oldu. Toparlayalım. 3 kere 5 15. 11 çıkarsa 4 bölü 3 eşittir 4r bölü 6 oldu. 4'ler gitsin. 3r eşittir 6. R 2 geldi dostlarım. Evet, devam. İşte yine kardeşlerim kabı ters çevirme sorusu bir tane daha çıktı karşımıza. Bakalım ne diyor. Aşağıda yüksekliği 2,8 olan bir de yüksekliği olan silindir taban yarıçapları gibi kaplar göstermiştir. Çakıştırılmıştır diyor şu şekilde. Tamam. Şekil 2'deki gibi büyük koninin tamamına kadar su ile dolduruluyormuş dostlarım. Gelin şunların şimdi yarıçapa R diyelim. Tabii ki burada da R. Şurası da R, şurası da R. Yarıçapımız R. Şimdi buradaki koninin yüksekliği hangisiydi bu? 8 olan. Şimdi hacmini hesaplayalım. Koninin hacmi, taban alanı pi re kare çarpı yüksekliği 8 bölü 3 dediğimde dostum bu koninin hacmi. İçi tamamen su dolu olduğu için aslında suyun hacmi değil mi şimdiki bulduğum şey? Suyun hacmi buymuş. Peki tamam hocam. Şimdi bunu ters çevirdik. Artık koni dediğim kısmın yüksekliği 2. Ben şimdi şurayı da bulayım. X diyelim buraya da. Zaten 2 ile de x'in toplamı h'a eşit değil mi dostlar? 2 artı x'tir h. Peki buradaki suyun hacmi nedir? Sonuçta aynı su değil mi bunlar? İçleri tıpatıp aynı. Döndürüldüğü zaman suda bir değişiklik, bir azalma yok. Buradaki hacmi bulup ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Peki burada neler var? Bir kere bir koni var. Taban alanı pi re kare çarpı yüksekliği 2 bölü 3 diyelim. Koninin hacmi bu. Artı yüksekliği x olan silindir var. Taban alanı pi re kare çarpı yükseklik. İşte bunların ikisinin toplamı 8 bi pi re kare bölü 3'e eşit. Hadi yazalım bunu şurada bir yere. Şurada yazayım. 8 tane pi re kare bölü 3 eşittir 2 tane pi re kare bölü 3 artı pi re kare x'e. Bakın pi re kareler direkt gitti arkadaşlarım. Şu 2 bölü 3'ü bu tarafa eksi 2 bölü 3 olarak geçirirsem 8 eksi 2'den 6 bölü 3 yani 2 kaldı burada. Burada da bir tek x kaldı. Şimdi x'i de 2 bulduk. Tabi bize h'ı soruyor. Yani 2 artı x'i soruyor. 4'tür. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, bakalım bu ne diyor. Tamamı dolu olan koni şeklindeki bir su sebilinin dibinde bulunan musluk ile 27 özdeş bardak tam olarak doldurulabiliyormuş. Dostum bunun tamamı 27 bardaklık su varmış içinde. 27 bardak. Hacmi 27 bardak olsun bunun. Yüksekliği 96 olan sebilden 19 bardak su alındı. Oba. Gelin şimdi şuradaki şu üstte kalan kısmındaki 19 bardağı boşaltmış olalım buraya. Buradan 19 bardak boş. Burası boş arkadaşlarım. Tamam, şuralar boş. Buralar boş. Şurada ne kaldı geriye? Toplam 27 bardaktı ya. 8 bardaklık su kaldı içinde. Su var. Bu işlemin sonunda sebilde kalan suyun yüksekliği nedir? Aha, bize de şurada kalan suyun yüksekliğini soruyor. X diyelim buna.
Şimdi burada ne yapacağız öğretmenim? Tamamıyla benzerlik yapacağız arkadaşlarım. Bakın benzerlik sayesinde soruyu nasıl çözeceğim şimdi? Şimdi buradaki koninin hacmi 8 bardak. Bölü büyük koninin hacmi 27 bardak. Bakın bu hacimlerin oranı. Hatırlayın benzerliği. Ya da ilk anlattığım zaman bunun birinci videosunu katı cisimlerin ne dedik? Benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşittir. Demek ki benzerlik oranının küpü 8 bölü 3. Hadi her iki tarafın küp kökünü alalım arkadaşlarım. Benzerlik oranlarını bulmuş olalım böylelikle. 8 2'nin küpüdür. 27 de 3'ün küpüdür. Demek ki 2 bölü 3'müş benzerlik oranları. Yani ben şuraya 2K dersem tamamı 3K'ymış. Şuraya da K kaldı arkadaşım. Peki 3K'yı biz ne diyebiliyoruz? 96. K ne olur bu durumda? 32. 2K'yı soruyor 64. Cevap Bursa'dan çıktı gitti. Beşinci sorumuz. Taban ayrıtları 9 ve yüksekliği 14 olan kare prizma dostlarım. Tamam. Biçimli kapta x birim yüksekliğinde su bulunmaktadır. Buna da tamam. Bu kaba ayrıtı 3 birim olan 8 adet küp demir atıldığında 54 birim küp su taşmaktadır. Küpler tamamen battığına göre başlangıçtaki suyun yüksekliği kaç birimdir? Çok güzel. Hadi birlikte halledelim arkadaşlarım bu soruyu da. Şimdi dostlar, bir küp atıyoruz bunun içine. Şöyle bir ayrıtı 3 birim olan bir küp atacağız. Bunun bir ayrıtı 3. Bundan 8 tane atacakmışız arkadaşlarım. 8 tane atacağız. Tamam, böyle üçlü bir kenarı 3 olan şeyden 8 tane var elimizde. Şimdi birinin hacmini hesaplayalım. Küpün hacmi yine taban alanı çarpı yükseklikten a küp, yani 27. Küpün hacmi bu. Demek ki 8 tane, yani bir 27 atıyorum. Bir 27, bir 27, 27 şeklinde gidiyor bunlar. Diyor ki 8 tane demir atıldığında diyor 54 birim küp su taşıyormuş. Yani bir tanesinin hacmi 27 ya, bak bir tane attın. Burada suyun yükselme stili 27 birim küptür arkadaşım. Şuradaki yükselen kısmın hacmi 27. Bir tane daha attın, bir 27 daha. Bir tane daha, bir 27. 27, 27 gidiyor. Fakat son 54'ü taşıyormuş. Demek ki son iki tanesi taşmasını sağlamış dostlar. Yani 6 tanesini attığımda, 6 tane 27 birim küplük şey attığımda şuranın tamamı doluyormuş dostlar. O halde buradaki boşta kalan kısmın hacmi 6 tane 27'lik hacimmiş dostum. Tamam mı kardeşim? O halde şimdi hesaplayalım. 6 tane 27'lik hacim ne yapar? Burasını şöyle hesaplayacağız, değil mi? Normalde ben buranın hacmini bir de şöyle bulurum. Burada bir kare prizma var sonuçta hocam. Tabanı 9 çarpı 9'dan 81 olan alanı 81, yüksekliğine de K diyelim hocam bunun. Çarpı K dediğimde şuradaki boyadığım, benim boyadığım şu prizmanın hacmini buldum ben. Taban alanı 9 çarpı 9, yüksekliği K. Ne dedik buradaki prizmanın hacmi için? 6 tane 27'ye eşittir dedik. Peki hemen sadeleştirelim. 3 kalsın. 3'e bölelim. 2 kalsın. Demek ki K 2'ymiş dostlar. Tamamı 14'tü. X dediğimiz şey de 12'ymiş meğerse. Paketledik gitti dostum. Evet, 6. sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Taban ayrıtı 2 kök 3 olan, yüksekliği 8 olan kare prizma. Evet, kare prizma ise burası da 2 kök 3'tür. Tamamen suyla doluyken ok yönünde 60 derece önden görünümü böyle oluyor. Bu dökülen suyun hacminin kalan suyun hacmine oranı nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Peki, hadi başlayalım. Şimdi şuradan biz de tabana paralel bir doğru çiziyoruz dostlarım. Bu bir. Şu suyun üstündeki yüzey yeryüzüne paralel olur daima. Şurada bir Z harfi çıktı. Burası da 60. Şuraya 30 diyelim. Bakın tabanımızın şurası 2 kök 3'tü dostum. Demek ki burası da 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3'sü 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Tabii ki şurası da 2. O halde buraya 6 kaldı, buraya 6 kaldı diyelim.
Şuradaki hacim V ise buradaki hacim yine V olacak. Çünkü tam köşegen hacmi 2'ye böler dostlarım burada da. Sonra buraya 2'ye 2V düştüyse 6'ya 6V düşecek diyelim. Ve sonrasını paketleyelim dostlarım. Ne diyordu şimdi? Dökülen suyun hacminin, dökülen su V. Kalan suyun hacmi ise 7V. Evet, 1 bölü 7'ymiş sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı dostlarım. 7. soru. Galiba yine benzerlik yapacağız. Bir bakalım. Yukarıda verilen dik koni biçimindeki kabın tabanı zemine paraleldir. Peki. Birim zamanda akan su miktarı değişmeyen musluk 3 saniyede kabın yüksekliğini 1 bölü 4'üne kadar olan kısmını doldurmaktadır. Bak şuraya kadar olan kısmını 3 saniyede dolduruyormuş. Tamam. Buna göre bu musluk boş kalan kısmını kaç saniyede doldurur diye bir soru soruyor. Benzerlik yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi burası tamamının dörtte biri. Yani şuraya K dersem şurası 3K'ymış arkadaşlar. Çünkü buranın yüksekliği H. Tamamı 4H'sa 3H kalıyor geriye. Benzerlik oranları 1'e, küçük olanın 1, büyük olanın 4K olduğunu gördüm. Benzerlik oranları 1 bölü 4. Hacimler oranı neydi dostlar? Bunun küpü. 1'in küpü 1, 4'ün küpü 64. Demek ki şurası V hacminde ise tamamı 64V. O halde buraya ne kaldı? 63V'lik bir hacim kaldı. Peki bu adam V hacmini 3 saniyede dolduruyorsa 63V'lik hacmi kaç saniyede doldurur diye de ben bir soru sordum. 63 katı değil mi? 3'ün 189 yapar. Cevap Denizli'den paketlenir dostlarım. Gelelim şuna. Şekildeki koni ve silindirin yükseklikleri ve taban yarıçapları eşittir. Güzel. Musluk içi su dolu koninin tam ortasında olup açıldığında içi boş silindire akmaktadır. Bak burası tam ortadaymış musluk kardeşim. Yani sen bu musluğu açtığında sadece şurayı boşaltır. Peki hacmini de hesaplayalım bunun şimdi. Bunun tamamının hacmi yarıçapına şöyle R diyelim isterseniz R. Yüksekliği de H. Tamamı pi R kare çarpı H bölü 3. Tamamının hacmi. Şimdi şurada bir de benzerlik oranı yapalım. Bakın 1 bölü 2 benzerlik oranı. Demek ki hacimlerinin oranı 1 bölü 8 olacak. Yani şurası V ise şurası 7V olacak. Aman ha, yarısını boşaltıyor demeyin, kurban olayım. Evet, yarısına kadar olan kısmı boşaltıyor. Ama yarısı değil bu bak. 7V'sini boşaltıyor. 1V'lik hacim kalıyor kardeşlerim. Aman ha, dikkatli olun. Peki bu silindirin hacmini nasıl hesaplıyorduk? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h. Bak silindir koninin 3 katı hacme sahip. Yani biz koninin hacmine 8V dedik ya hani. O halde bunun hacmi 24V olur değil mi? Çünkü bak pi r kare bunun hacmi. Pi r kare 3 bölü 3 bunun hacmi. Yani 3 katı olduğunu görün. E biz de 8 ve 8 V dedik bunun hacmine. 3 katı olduğu için 24 V. Şimdi 7 V'si boşaldı, buraya geldi. 7 V buraya doldu. Geriye 17 V'lik kısım kaldı. Buna göre koni musluk seviyesine kadar boşaltında silindirdeki içindeki suyun yüksekliği kaç haçtır? Dostum 24 V tamamını kapsıyor değil mi? Tüm yükseklik 24V. Yani H dediğim şey 24V'yi kapsıyor. Peki 7V'nin yüksekliği ne olur diye soruyorum ben. 7V'nin yüksekliği ne olur? Buradan içler dışları yaparsak 24 çarpı soru işareti 7V çarpı H. V'leri silelim. 7, 24'e ya da 20, 24'e bölelim. Evet. Soru işareti eşittir. 7H bölü 24 olur. Kaç H diye soruyor. 7 bölü 24'tür sorumuzun cevabı diyebiliriz. 9 numara. Bakın kaç? 9 tane içi su dolu şekilden soru çözüyoruz. Devam. İçi su dolu taban çapı kök 3. Silindir ile taban yarıça bir olan boş koni.
Silindir yatayla 60 derece yapacak da eğilerek dökülen su koninin içine boşaltılmıştır. Tamam. Koni yarı yüksekliğine kadar dolduğuna göre koninin yüksekliği kaç birimdir? Şimdi gelin biz bu silindiri şöyle dikdörtgen gibi çizeyim de arkadaşlarım, daha kolay çizeyim diye yapıyorum bunu. Silindiri şöyle yatayla 60 derecelik açı yapacak. İçinden de belli bir miktar su döküldü dostlarım. Şöyle de şurası boşalmış olsun, şurası da dolu kısmı olsun. Şimdi ne dedik ilk önce, birkaç soru önce? Şu yüzeydeki suyun üst yüzeyi zeminle paralel olmalıdır. Burası da 60. Çap kök 3. Şurası kök 3. Hemen çapa paralel bir şey çizdim. Bu da kök 3. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2 oldu. Burası 1 ise burası da 1 geldi dostum. Ve içi su dolu, yatayla dikdörtgen su içine boşaltıyor. Koni yarı yüksekliğine kadar su dolu olduğuna göre koninin yüksekliği nedir diye soruyor bize. Şimdi burada dökülen suyun hacmini bulacağız biz dostum. Taban çapı kök 3, yarı çapı 1 olan boş koni. Yani burada ne yapabilirim diye düşünüyorum başka. Şuradan daha başka bir şey yapamam herhalde. Şurası boş kısım. Dökülen kısım yani. Dökülen kısım burada. Şimdi bu kısmın hacmini bulabiliriz eğer istersek dostlarım. Çünkü neden? Şuradaki silindirin taban yarıçapını biliyorum. Kök 3 bölü 2. Yüksekliğini biliyorum 1. Hacmi ne olur? Taban alanı pi r kareden pi çarpı kök 3 bölü 2'nin karesi çarpı yükseklikte 1'miş dostlarım. Buradan 3 bölü 4 yani 3 pi bölü 4 geldi. Tabi bu şuranın tamamı. Bu köşegen olduğu için ikiye bölecek. Şu boş kısım yani dökülen kısım ne oldu? 3 pi bölü 8 oldu arkadaşım. Şimdi demek ki bu koninin içine 3 pi bölü 8 su doldurmuşuz biz. 3 pi bölü 8'lik bir su gelmiş. Ve bu yarısına kadar olan kısımmış. Yarı yüksekliğine kadar doldurmuşuz. Şurasını eşit bölmüş yani kardeşim. Peki can öğrencim. Şimdi bir benzerlik çakalım mı buradan hemen? Şimdi şuradan da yüksekliğimizi çizelim. Bak orta taban olduğu için burasının yarıçapı 1 bölü 2'dir. Şuradaki koninin hacmi 3 pi bölü 8'miş. Peki nasıl buluyorum hacmini? Taban alanı pi r kare. R'miz 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 4 çarpı yüksekliğine h diyelim bölü 3. Bu benim şuradaki konimin hacmidir. Şu koninin. Peki toparlayalım bunu. Pi'ler bir gitsin. Şurası 3 bölü 8 dursun. Eşittir. Burası h bölü 4. 1 bölü 3 diye de bunu çevirelim. h bölü 12 oldu. Buradan 20, 36 eşittir 8h. 36 bölü 8 eşittir h çıktı. Yani 4'e bölersem 9 bölü 2 olur h. Şimdi h neresiydi? Şuradaki yükseklik değil mi? Şurası. Bir 9 bölü 2 de buradan gelecek. Tüm koninin yüksekliği 9 çıktı dostlarım. Geldik buna. Yarı çapları ve yükseklikleri eşit olan bir dik silindir. Tamam, ile dik koni veriliyor. Silindirin 1 bölü 3'ü, koninin ise yüksekliğinin yarısına kadar su olan kısmı doludur. Konideki suyun tamamı silindirin içine boşaltılırsa silindirin yüksekliği kaç h olur diye bir soru sormuş. Bak yine şöyle yapacağım şimdi. Şimdi koninin hacmi, koni, hacim diyelim. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h bölü 3'tü değil mi? Koninin hacmi, tamamının hacmi. Peki silindirin hacmi neydi arkadaşlarım? Taban alanı pi r kare, yükseklik de h, bununki de pi r kare h. Yani bakın 3 katı olduğunu görün arkadaşlarım. Bunun 3 katını aldığımda silindirin hacmini buluyorum. Şimdi bunu her seferinde de yapmayayım ben. Artık alışalım buna. Taban yarıçapları aynı. Yükseklikleri de aynıysa silindirin hacmi her zaman koninin 3 katıymış dostlar. Tamam. Böyle diyorum ama ben her seferinde bunu göstereceğim büyük bir ihtimalle kardeşim. Peki şimdi 3 katı olduğunu biliyoruz. Bu bunun 3 katı. Tamam hocam. Şurada da bir benzerlik yapalım yine. Bak tam ortada 1 bölü 2 benzerlik oranları. Bunun küpünü alırsam hacimlerin oranı çıkar. Yani 1 bölü 8. O halde buraya V dedim. Buraya 7V kaldı. Tamamı 8V olması için 7V kaldı. Peki bunun tamamı 8V ise
3 kat olacak ya, bunun tamamı ne olur? 24V. Peki silindirin diyor 1 bölü 3'ü ne kadar su dolu? Yani 8V'si doluymuş. O halde 16V'si boş. Konideki suyun tamamı silindirin içine boşaltılırsa, konide V'lik bir su var. Şurası bu sefer 15V'si boş kaldı. Silindirin yüksekliği kaç haş olur diye bir soru sormuş bize. Boşaltılırsa silindirin şuradaki suyunun yüksekliğini soruyor bize dostlarım. Haş diyelim buna. Haşı soruyor bize. Şimdi kaç haş olur diye soruyor daha doğrusu. Kaç haş? Şimdi 24V'nin tamamı neye eşit dostlarım? Haş yüksekliğine. 24V haş yüksekliğine eşit. Bize 9V'yi soruyor. 9V kaç yüksekliğindedir diye soruyor. Hemen doğru orantımı yapıyorum. 9V çarpı haş, 24V çarpı soru işareti. V'ler gitsin. 9H 24'e bölü olarak atalım. Eşittir soru işareti oldu dostlarım. 3'e bölelim. 3, 3'e bölelim 8. 3 bölü 8. Hadi bakalım. 11. soru. Şekil 1'de tabanları ortak olan dik silindir ile tamamen suyla dolu dik koni görüyorsunuz verilmiş. Koninin tepe noktası A noktasından bir delik açılıp suyun tamamı silindire boşaldığında bu su seviyesi A noktasına kadar geliyor. Buna göre koninin yüksekliğini, silindirin yüksekliğine oranı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi gelin biz buradan bunun yarıçapına R diyelim. Hacmini bulmaya hesaplayalım. Şuraya H diyelim. Koninin yüksekliğine H. Bu koninin hacmi taban alanı pi R kare çarpı yükseklik H bölü 3'tür. Şimdi bunun da yarıçapı R'ymiş dostlarım. Bunun da yüksekliğine, yani şuraya M diyelim biz. Tamamının yüksekliği H artı M olsun. Şimdi biz bu pi R kare H bölü 3'ü buradan boşalttığımızda şurayı doldurmuş. Demek ki burası pi R kare H bölü 3 hacmine sahip. Peki bunu da hesaplayalım. Yüksekliği M, yarıçapı R olan silindir. Taban alanı pi R kare çarpı yüksekliği M. Bu şuradaki silindirin hacmi. Neye eşitmiş? Pi R kare H bölü 3'e. Pi R kareleri bir silelim. 3M eşittir H geldi. Yani burası M. Şurası 3M oldu, H dediğimiz yer. Peki koninin yüksekliği 3M. Silindirin yüksekliği oldu 4M. 3 bölü 4 çıktı. Sorunun cevabı patladı. Evet. Dostlar, burada duralım. Yoruluyoruz çünkü. Bir mola verelim. Sonra tekrar devam ederiz arkadaşlarım. 12. sorudan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.